Şüpheli bir cinsel ilişki yaşadınız. Bu cinsel ilişki sonrasında cinsel yolla bulaşan bir hastalığı engelleme ya da olasılığını azaltma şansınız var mı? Şüpheli cinsel ilişkiler içinde tabii bu cinsel yolla bulaşan hastalıkların ortaya çıkması için en riskli olanlar tek gecelik ilişkiler ya da rastgele ilişki dediğimiz daha önce tanımadığınız partneriniz olmayan bir kişiyle olan ilişkilerden bahsediyoruz. Şimdi böyle bir ilişki sonrasında hangi hastalıkları kapma riskiniz var? Öncelikle buna bakmak lazım. Bunların içindeki en sık görülen esasında HPV. Yani HPV'si olan birisiyle, bir partnerle ilişkide bulunduğunuz zaman HPV'yi tek bir ilişkiyle alma olasılığınız %70. Bu kadar yüksek, tek bir ilişkiyle. Bunun yanı sıra mesela AIDS'e bakarsanız, AIDS'in bulaşma olasılığı çok çok daha düşük. Yani şüpheli bir cinsel ilişki, AIDS'li bir kişiyle cinsel ilişkide bulunduysanız, tek bir cinsel ilişki sonrasında AIDS mikrobunun size geçme olasılığı %4'ün altında. Yani bir tanesinde %70'ten bahsediyoruz, bir tanesinde %4'ten bahsediyoruz. En çok korkulan AIDS olmasına rağmen en çok bulaşan HPV. Tabii bir de diğer işte bel soğukluğu, sifilis, yani frengi ve klamidya diye tabir edilen bakteriyel enfeksiyonlar var. Bu enfeksiyonların bulaşma olasılığı da çok yüksek cinsel ilişkilerle. İşte bu ikinci bahsettiğimiz enfeksiyonların bulaşmasını engellemek için özellikle JAMA'da yayınlanan çalışmanın sonuçlarına göre cinsel ilişkiden sonra ilk 72 saat içinde doksisiklin denen bir antibiyotik, ki bu yaygın olarak kullanılan ve bulunan bir antibiyotik. Doksisiklin denen bir antibiyotik 200 mg dozda tek bir kere alınması özellikle klamidya ve sifilis enfeksiyonlarında %70'e varan, gonore enfeksiyonlarında ise %50'ye varan bir azalma sağlıyor. Tabii bu ilişki sonrasında hastalığın engellenmesi, ama şu unutulmamalı, biz bu tür ilişkilerde mutlaka ve mutlaka kondom kullanılmasını öneriyoruz. Kondom özellikle bu gonore, sifilis ve klamidya dediğimiz hastalıkların bulaşmasını %90'a yakın oranda engelliyor. HPV'nin bulaşmasını o kadar çok engelleyemiyor maalesef. HPV yine bulaşabiliyor. Diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar yine AIDS gibi hastalıklarında bulaşma olasılığını çok azaltıyor. Dolayısıyla rastgele ya da tek seferlik bir cinsel ilişki yaşayan kadınlarda mutlaka öncelikle kondom kullanılması şart.